ben geldim. Bugün 4. günüm. Bir evet. tane çeyreğimi taktım. Evet. Ama evet. Tuğba'nın 14. günü ve hala bir çeyreği yok. Bu ama ne demek? Bu ne demek biliyor musun? Tuğba'cığım seni 3'e katladım demek. Oo. Ben de sana gerçeği açıklayayım. Şöyle. Burada genelde kötü tabaklar iyi alır. Aha. Sen de kötü olduğun için alman çok normal. Buraya yeni gelenler illa bir tane alırsa, hatta iki tane alıp gönderdim ben buradan. Bir tanesini iki çeyrekliydi, çeyreksiz gönderdim. Sen hiç alamıyorsun. Akıllı ol, Ezgi seni de gönderirim. Ya neyse kızlar, yine altın konusu açıldı ve benim vicdanım el vermedi. Bak Tuğba'cığım, senin için üşenmedim. Çok güzel bir hediye yaptım senin için. Şöyle masana takdim edeyim tatlım, buyur. Güle güle kullan. İnan bak çok uğraştım bunun için. Çok uğraştım. Bu ne? Ne oluyor? Evet. Evet kızlar. Ne o Tuğba? Tuğba. Bu ne şimdi? Sana bizden hediye hiç üşenmedim. Tek tek bütün ekibe gittim ya. Uygulayı. Bir saniye. Uygulayıcı yapımcı Bahtiyar Hanım 400 lira. Evet Ezgi, en çok o verdi. Şimdi hakkını yemeyelim. Ezgi 150. Gönül Ediz 200. Kameraman Hakan 120. Evet. Kameraman Murat 80. Bunlar bu ne? Ne oluyor böyle? Ne oldu? Açık ve net altın parası topladım senin için. Evet Tuğba ben söylemek istiyorum. Bir şey söyleyeyim. Hayır ben de bayağı katkı dokundu ama. Bir saniye altını kapatıyorum. Yemek artık benim için önemli değil. Bu arkadaş bununla beni burada ezebileceğini zannediyor. Çünkü sen paraya muhtaç. Bunun için burada kendini yerler atan kayınvalidenle 40 role giren insansın. Bak seni duymuyorum şu an. Ben buna böyle hiç ihtiyaç hiç duymam. Hiç üşenmedim senin için evet, kız. Evet. Hiç üşenmedim. Bakın. Ne parası verilmiş? Ben anlamadım. Ne? Ya bir dakika bir dakika. Ben olayı anlayamadım. Olay ne? Ne parası? Olayı açıklıyorum. Dinle. Ekipteki insanlardan çünkü kendisi hafif bir ister böyle D ile başlayan bir şey söylemeyeceğim. Gitmiş benim için para toplayıp çeyrek almış. Burada bana alan para veren herkese çok teşekkür ediyorum ama benim ihtiyacım yok. Gelinin mutfakta tarihinde hiç böyle bir şey görülmedi artık. Biz yeni geldik. Biz yaptık o zaman. Onu da yaptınız. Onlara iade ediyorum. Paralarınızı da geri alın bunlardan. Şansım ettiyse seni masana uğurluyorum arkadaşım. Senin için o kadar emek verdim. Sen değer bilmezsin. Miyim? Benim kimsenin hiçbir şeyine ihtiyacım yok. O zaman niye çeyrek için ağladın? Bak, stüdyoyu terk ettin Tuğba. Bak benim için bak herkes bilir onur meselesidir. Ama anladın yapacak mı? Bir şey yok. Biz de senin için üzüldük. Sen mutlu ol diye para topladık. Çeyrek taktık. Şey ne var bunda Tuğba ya? Arkadaşım 150 liraya ne yapıyorlar biliyor musun? Kulbunu vermiyorlar. Ama biz senin için hep beraber topladık. Bir İçimiz el vermedi senin bu durumuna ya. Ezgi, hadi Merve yaptı. Sen daha dün bir bugün iki. Ama işte çok ağladı. Stüdyoyu terk etti. Çok içimiz acıdı ona şaka ya. Şaka gibisin evet. ya. Ama üzüldük yani. İyi niyetle yaptık tamamen. Merve para toplamış herkesten. Tuğba'ya çeyrek almış. Tuğba'nın Türkan Hanım da para vermiş. Tuğba'nın ihtiyacı yok ki. Neden yani? Ben anlamadım. Çeyrek alamıyor hiç olmasa bir çeyrek alsın diye verdi. Öyle çeyrek olsa ben olmayayım. Aldığınız var mı? Saçmalama. Arkadaşlar saçmalama bakın. Öyle bir şey olsa ben getiririm 10 tane birden takarım. Yani Türkan Hanım siz mağdurum diye günlerdir burada konuşuyorsunuz. 320 lirayı nasıl verdiniz? Mağdurum bile değilim canım. İşte verdik bak Tuğba'ya. Aldık geldik çeyreğe. Herkes Merve'de oyun bıraktım. Oynuyor burada boş vallahi ver. Vallahi bence de. Herkes tabii oyun canım, oynuyor. Oyun oynayan sizsiniz mağdurum ya. Mağdurum diyor, paralar çıkıyor. Gönül teyze, görüyor musun çeyreğini? Uygulayıcı yapımcı Bahtiyar Hanım 400 TL. Bak benim Ezgi 150 bak, TL. Senin yüzünden. Gönül Ediz 200 TL. Senin yüzünden. Kameraman Murat, Hakan, Erdem, Mustafa Sağsunlar 100-120 lira. Gülbahar Hanım 75, Havva Hanım 75, stüdyo şefi Yiğit Bey, hayır duası. Beni bu duruma sen düşürdün. Ben burada asla altın için ağlamadım. Benim ağlama sebebimi burada insan olanlar anlayabiliyor. Benim tek ağlama sebebim ne biliyor musunuz? Ağla. Kayınvalidem. Burada acınası gelinler ve kayınvalideleri bulurken benimki orada muhabbet, sohbete girmiş. Bak hala beni görmüyorsun. Bunların hepsi senin yüzünden. Oo. Senin yüzünden, senin yüzünden. Bitti. Benimle ilgisi yok. Beni niye bulamıyorsun?
Baştan buluyordum, demek ki şimdi bulamıyorum. Neden ben... bulamıyorsun? Sebebi ne? Yapamıyorsun. Daha lezzetli yap. Hayır. Şapkalar bence güneş girmesini engelliyor yönetmenim. Şapkaları kaldıralım. Tamam. Merve'cim gördün mü? Kendi kayınvalidesi lezzetli yaptı. Tuğba! Ya, bu bizim suçumuz değil. Tuğba! Sus, ben de mantıklı olmam. Susmayacağım, konuşacağım. Tuğba! Çıldırdı. Sen benim üzerime baskı yaptığın için bulamıyorum. Ne yapıyorum? Ve üstüme baskı yapıyorum. Bul. Bulamıyorum. Sen bulamazsın. Çünkü senin aklın başka yerlerde. Ben o aklı da getirmesini bilirim yerine. Bak şimdi de bunu söyledin. Kafam temelli gitti. Olan kafa da gitti. Tuğba. Hemen önden almaya çalıştım ama havadisleri olmadı. Beraber öğreneceğiz. Gelinlerimden Tuğba'nın sosyal medyada paylaştığı hangi fotoğraf Merve ve Sermine'den büyük tepki almış? Kayınvalideler odasında da tartışma yaratan fotoğrafta ne varmış? Bakalım biz de değerlendirelim. Bu arkadaşlar dün erken çıkmıştık, hatırlarsın tatlım. Evet. Çıktıktan sonra birlikte zaman geçirmişler. Ya ne? Bak. Neden bu kadar insan ayırıyorsunuz sizler? Hayır, ben seni ezmiyorum ki. Eziyorsunuz. Hepimiz şehir dışından geliyoruz. Bizi de davet biz edebilirdiniz. Biz yokmuşuz. Hayır, davranıyorsunuz. Sen yanlış anladın, ben seninle aynı otelde kalıyorum diye. Ekip ayarlıyor. Ha, sen benimle aynı otelde de kalmayacaksın. Tabii, ben hemen söylerim, yönetmenimizi ayırırlar. Gerçekten pahalı bir suşiciydi. Normal sıradan bir suşici olsa ben zaten seni çağırırım. Şimdi ben seni oraya götürsem, sen orada bir konuma düşsen ben üzülürüm. Hayır, hesap gelince üzülmenizi istemem. Ya yanlış anlamayın, normal bir suşiciye gidebiliriz. Orası yeni açılmış bir lüks bir mekandı. Çöpstiklerle yiyeceğiz. Oradan hani ağzından düşebilir, bir şey olabilir. Seni orada korumaya alıyorum. Bir kere bir çöp stikler misin rica ediyorum? Tatlım, benim abim Japonya'da yaşıyor. İstersen ben de çöp stik serisi alabilirim. Söyleyemedin işte Merve. Boğazlarım şiş olduğu için tatlım. Şu burnuna da yemiştir, her şeyinle yemiştir canım. Hiç kusura tamam, bakma. Tamam, parasını ödeyebilecek miydin? Ben kiramı aldım mı direkt çocuklarımı alırım. Şu şişeye de götürürüm. Kebapçıya da götürürüm. Tamam, siz gördünüz götürürüm. Onu siz de gidin o zaman. Alın şeyi. Gideriz zaten. Merve'nin abisi Japonya'dan evli. Gelinimiz var, çekik gözlü. En güzel biz diyoruz. Bak, yeni küçük kardeşin de yeni kız arkadaşı gelecek Denizli'ye. Şimdi ona da düğün yapacaklar. O da tam suşişi. Biz de yedik suşi. Hem de Çanakkale gibi yerde yedim. Ha, bak, Çanakkale gibi yerde yedim. Yani yemeyen diye bir şey yok. Öğlen yemeklerinde Denizli'de her öğlen suşi yerim. Yok artık. Evet. Bak. Restoranta gider yersin. Evet, restoranta giderim. Bir suşidir gitmiş. Sen çekim sonrası Miyase ile suşiciye mi gidiyorsun? Evet. Ya daha doğrusu kaynanalarla falan. Yok, hayır, Tuğba ile ikimiz yok. Kim davet etti? Tuğba davet etti. Kim ödedi? Birlikte ödedik. Birlikte ödediniz. Şimdi sorun ne? Neden davet edilmediğini mi söylüyorsun? Aynen öyle. Evet. Sen? İkimiz de davet ettik. Sen de rahatsız oldun evet. Bu durumdan. Niye davet etmedin? Ya ben tesadüfen gördüm sosyal medyada. Bak dedim, yakın bir yere açılmış, gidip yiyelim mi dedim. Sizin otelinize yakın. Evet, gittik birlikte yedik. Sen mevzu yaparsan ben de sana söylerim yani gerçeğini. Şimdi bunda sıkıntı yok. Hadi ki suşiciye gidelim, olur. Ama senin söylediklerin birazcık şey olmamış mı? Maddi olarak hani oraya gidip zorlanmanı istemedik demen. Sen chopstick'le yemeği bilmiyorsun demen, değil mi? Termine sana da aynı şeyleri söylemiş oluyor. Sushi yedin mi daha önce? Tabii ki yedim. Tabii benim ki yedin. Kızımın zaten en sevdiği yemek. Sen zaten milli yiyeceğiniz gibi. Yani ben söylemeyeyim, abim Japonya'da yaşayan bir insan. Abinle ne alakası var ya? Ama sushi var, sushi var. Yiyoruz sık sık. Onlar atıyorum uygulamadan hemen kapına gelen sushiciler de iyi olabilir. Bizim yediğimiz yer yeni açılan lüks bir restoran. Hiç yakışıyor mu size böyle? Tuğba'da beni davet etti, gittik birlikte. Bence çok da güzel bir mekandı. Hani biz kendileri... Çünkü herkes kendi hesabını ödediği için
Hani belki bütçelerine ağır gelebilir diye düşünüyorum. Bak hala söyledi, size evet, bakar mısınız? Bir sorsaydınız da biz ona göre karar verseydik keşke. Hayatım sormak istememiş ki. Aynen öyle, sormak istememiş. Kendi kendine öyle neden karar vermiyorsunuz hani ki. Hani sen şunu deseydin, Merve seninle gitmek istemedim, ben okey olur susardım orada. Evet. Hayır, ben ama senin... sen kalkar dersen ki sen daha onları tutmayı bilmez, düşürür, yiyemezsin dersen, senin paran yetmez oraya dersen ben bunu sorgularım. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, tamamen algıyı farklı yöne çekmek istiyorum. Çok farklı algılar yaptın. Sen ya. Neden beni çağırmadığını niye söylüyorsun? Ben bir kere gururuma yedim. Bu insan beni çağırmadıysa bana ne derim? Hayır. Giderim kendim Semra yerim. Semra teyze de bir ara hatırlıyorum sahura çağrılmamıştı. 50 kez sorgulamıştı arkadaşlar. Bana ne Semra teyze, Sevilay teyzeden. Hani herkes sorgular. Ben seni çağırmamışım. Ben bir kere gururuma yedim. Gelip bana bir dakika sormam bile. Bana ne, beni çağırmayan ben giderim en alasını yerim. Japonya'daki abindeki sushi'den sana ne? Ne demek sen mi yiyorsun anlamıyorsun olayı işte, anlamıyorum. Allah Allah. Senin yaratmak istediğin algı fakir algısı ama ben fakir değilim. Yok ben fakir algısı yaratmıyorum. Ay bir şey söyleyebilir miyim? Yani param da olmayabilir, maddi durumun da olmayabilir. Artık. Neden sıkıldın? Söyle, aşkım sen haklısın. Ben sana hak veriyorum yani. Şey daha az param var diye ona layık değilsin gibi bir algı oluşturmuşsunuz ya. Ben ona karşıyım şu an yani. Hani geçen gün beni bir konuda özür diletmiştiniz ya, kusura bakmayın dedirtmiştiniz ya. Asıl özür dilemesi gereken doğru söylüyorsunuz. Dur sonunda onu da söyleyeyim. Bu yaptı o zaman görgüsüz. Çok ayıp. Senin de böyle gücüne gitti. Tabii ki. Değil mi? İki yani, gündür böyle bir şey yapmaya çalışıyor. Bence bu yaptığı görgüsüzlük. Sevilay teyze hala savunacak mısın gelini? Saniye bir şey diyeceğim. Evet ne diyeceksin? Sen bir kere kıyaslaman yanlış. Benim sahur olayında üçü birden çağrıldı, tek ben gitmedim. Sizde iki kişi gitmedi. Ramazan'dı o. Hayır, hayır. İkincisi, ikisi iyi anlaşıyor olabilir, baş başa yemeğe gidiyor. Yani illa dörtlüğüme gidecek. Şimdi Nurten Hanım. Yansın Sultan da şu an biz aslında onu konuşmuyoruz. Bahsettiği başka bir şey. Konu yani Merve'nin rahatsız olduğu şeyi aslında anladınız. Ben dilime bile ağzıma alamıyorum yani, hoşuma gitmedi. Evet gerçekten yaratmak istedikleri algı o algı. Miyasen sen ne diyorsun? Nursel Hanım kendileri burada kayınvalidemle birlikte anlattıkları muhabbeti işte paramız yoktu o bu falan muhabbetlerinde. Eskiden. Evet eskiden, Merve evet. Dedi ki biz burada dedi bilerek kayınvalidem istediği için yaptık dedi. Hatırlıyor musunuz? Fakir edebiyatı falan demiştik. E şimdi biz doğal olarak bu algıyı bildiğimiz için yani fakir, bu olayı... Hayır hayır dur konuları çarptırmayalım. Ya. Fakir edebiyatı aramızda konuşuk yaptık demediler. Türkan ablanın ikide bir ağlaması, camlara yapışması, stüdyoyu terk etmesi... Onunla ilgili bir itirafta bulundular. Yanlış mıyım? Evet. Paramız yok. Parayla alakalı en farklı şey. Parayla hiçbir öyle bir şey konuşmadım. Ben o zaman konuyu öyle anladım. Aynen. Biz diyoruz Türkan ya biz 18 yıl önceden bahsediyoruz. Aynen. Şimdiki olay çok farklı. Şimdi yani, sen ne demek istersin? Biz fakir değiliz ki. Biz fakir değiliz yani hiç. Sen önceki olay öyle anlatıldı diye burada bizi fakir herkes hor görmesin ya. Hiç kusura bakmasın. Ya niye şöyle düşünsünler bir dakika Nursel Hanım. Bir tane yani dört parça sushi'ye 1200 lira vermek istemeyebilirler. Evet. Biz vermek istedik gittik. Ama bu sizi ilgilendiriyor mu? Bunu işte dinlendirmek. Onları çağırmamız da onları ilgilendirmez. Hani sen diye. Ya bak az önce dedim ya Tuğba'ya. Olmadı şeyleri veririz biz. Hani bir dakika. Sen beni çağırmayabilirsin problem değil. Evet. Ama sen kalkar paranla beni dövmeye çalışırsan ben evet. Sana bunu müsaade etmem tatlı. Sen bunu sen de bir saniye Tuğba konuşuyorum hala. Sen hala daha üstüne basa basa Nursel Hanım seni uyardığı halde ben 1250 lira verdim dersen yani. Ben bunu sorgularım. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bir saniye Tuba. Farkındaysan diyorum ki 4 tane sushi'ye kimse 1200 lira vermek istemiyor olabilir. Bu benim meselem olsaydı. Tamam ben seni çağırmıyorsam sana ne kardeşim niye gelmek zorluyorsun? Niye parasını söylüyorsun? Aynen. Bak konuyu sen buraya getirsen biz de konuşuruz. O zaman evet. Rahatsız oluyorsun. Aa bir dakika sor. Konu bu arada nasıl açıldı? Merve o söyledi. O mu dedi size sushiciye gitmişsiniz? Evet o söyledi evet. Bize hiç alakası ne yok. Ne dedi? Dedi ki Sermine'ye söylüyor. Sen diyor Tuğba'nın diyor storiesini gördün mü diyor. Dün akşam diyor sushiciye gitmişler bizi çağırmamışlar. Tamam dur şimdi Sermine öyle dedi. Konu sizin paranız yetmeze nasıl geldi? Onlar mı öyle söyledi? Evet baksana hala 1200 diye sürekli hayır. Bir şeyler söyle. Tuğba'yla konu nasıl buraya geldi? Benim resimlerim geldi vermiş Merve ekibe. Tuğba'yla Miyase sushi yemeye gitmişler bizi çağırmamışlar. Ya bir insan kendini nasıl yedirir ya? Ben gitmek istemedim derim, uyuyordum derim, zorla kendini kabul ettirmeye çalışıyorum. Ben de dedim ki gelsen de biz çok hani üst seviye bir yere gittik sadece denemek amaçlı güzel mi değil mi diye.
Belki senin o an paran yok. Ben üzülmeni istemedim. Ben sunucu olarak alsam Niyase ile Sermine'yi şurada kafeye gitsem kahve içsem. Sen bozulmaz mısın? Beni çağırmak istememişti derim susarım. Sen bozulmaz mısın ama arkadan bir şeyler ya söylemez misin? Bak, hayır arkadan değil, içimden içime üzülürüm. Beni niye çağırmadılar şimdi diye. Şimdi siz de aynı otelde olduğunuz için işte çekimden sonra karnınız da acıktığı için o da içerlenmiş olabilir yani ikisi de. Rusya Hanım fark var. Siz götürüyorsunuz onları. Biz evet. İki gelin gidiyoruz. Aynen öyle. Kalkıp da mesela siz götürseniz ben mesela bozulurum. Derim ki Nursel Hanım beni niye çağırmadı? Sizi ama siz götüreceğim buranın... onları sizi bırakacağım. Ama siz buranın sunucususunuz. Hani sizi en güzel sushiciye götüreceğim. Ya onlar ikisi yemeğe gitse bana ne? Storyler atacağız zaten böyle. Zaten arkadaşlık algısını yaratıyorlar ikisi. Birbirinin düşük puan aldıklarında bile yüzleri düşüyor. Ben farkındayım. O problemle arkadaş olsunlar gerçekten önemli. Yo, ben seni anladım. Ama? Ya şimdi onunla ne alakası var? Sen Sultan. Ben şimdi söyle. Çanakkale'nin göbeğinde en lüks... Ne diyorsun? Tabii en lüks yerinde ben yemişim şu suyu. Ha çıbığınla da yemesem elimle yerim. Ya. Ben doğallığımı bozmam. Hı, sizin okay. Sizin suçunuz ne biliyor musun? Biz burada bir aileyiz. Aileyi bulduk. Bak şu an evet. Aileyiz biz. Ha param yoksa ısmarla. Neden? Niye? Neden? Arkadaşız ya. Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi arkadaşız burada çubuğa dahil kimseyle arkadaş değilim. Benim de karnım açtı. O zaman gittim. Duyurmayacaksın kimseye. O zaman kimseye duyurmayacaksın. Ben duyurmadım, o duyuruyor. Hayır, o story paylaşıyor. Duymasa nasıl duyuracak? Ben bu arada kimseyle aile de değilim. Benim ailem. Biz hep bu, aile oluyor şu an. Ben değilim. Bu konu paraya nasıl geldi? Sizin sürekli paranız beni, yetmez mi dedi? Sürekli beni paradan vuruyorlar. Şu an bugün ya. Şimdi biz eskileri anlattığımız için bizi sürekli ikimizi böyle 18 yıl öncesini hala şimdiymiş gibi. Anlatma. Sanki bunların böyle, bunlar işte acitasyon yapıyor bilmem ne. Bize hep bu şekilde. Anlatma. Tuğba şu an oluyor. Esas kendileri şu an şov yapıyor. Hayır. Şu an şov yapıyor. Kim 18 yılı konuşuyorlar ama mevzu daha evinin resimlerini falan daha yeni gördük biz. Eşyalarını satıp da o çocuk odası yapmış. Bu bir mağduriyettir. Tamam da geçmişte kalmış şu anda aynı şey 18 mi yakıştırmak sene. Lazım? Evini yeni değiştirmemiş mi? Hayır. Diyor. Hayır şu an mesela hayır. Diyor ki Merve'ler kayınvalidesinin iki evi varmış, arabası varmış, Merve'nin evi varmış. Hatta üzerine bir sürü konuşuyor, miras kalmış. Evet. Şu an sizden bile daha zengin olabilirler yani. Neden mağdur edebiyatı yapıyorlar öyleyse? Ya 18 yıl öncesini anladın. Sen şimdi çocuğun şeyi okulun için bir saniye. Hep beraber konuşmayın. Bir saniye, senin çocuğun okul falan gelip 4 tane şu şeye 1200 lira verebilir misin? Veririm. Kaç 1200 veririm? Ya. Tamam, bu akşam gideceğiz. Gidelim. Güldük, eğlendik, kızdık, küstük. Bence bir özür borçlusunuz. Yok, İster burada, isterseniz arka tarafta. O sizin takdiriniz. Nasılsınız? İyi, sen nasılsın? Vallahi ben harikayım hayatım. Yine çeyreğimi aldım. Maşallah. Şöyle yakama taktım. Ay bir şey söyleyeyim mi? Bu altınla, yani hatta dün hatırlarsanız şey dedim. Tekrar 4. sezonumu izliyoruz dedim. Çünkü o zaman da devamlı alıyordum. Yani benim için sezonlar... Değişmemiş demek ki, değişmiyormuş. Ya da kişiler de değişmiyormuş. Ben her zaman her yerde benmiş. Hı. Ya da her zaman çok şanslıymış. Yok, her zaman güzel yemek yaparım hayatım. Şanslı. Neyse, sen yenisin. Hadi Tuğba'ya da yeni diyeceğim de. Merve, ben bir şey merak ediyorum hayatım. Ne merak ediyorsun tatlım? Şimdi sen ne zamandır buradasın? Hı. Şimdi gelinim mutfakta. Eğer bir gemi olsaydı, hı-hı, ben bu geminin kaptanı olurdum. Hı-hı. Ve şu anda da kaptanıyım. Kendince. Peki Merveciğim, ben seni tanıyamadım. Neden? Sen hangi teknenin küreğisin? Oh. Allah Allah! Yanlış anlama bak lütfen. Zaten senden önce kürek olur. Arada bir çeyrek alıyorsun ya, o da zaten su üstünde durmana yarar. Bak sana sadece gülümsüyorum, farkında mısın tatlı tatlı? Nayın, senin elinden nayın. Başka bir şey gelmiyor. Gülümsüyorum neden? Ya ben sana izin veriyorum biraz eğlen diye. Bırakıyorum sana her şeyi ya. Tatlım eğlenmene bak sen. Yalnız şunu da kafandan çıkarma. Burada en uzun süre kalan kişi sensin. Hatırlatırım. En uzun süre kalan evet, derken? Evet daha öncesinde de. 4 ay. Ben daha 4 aya ulaşmadım. Ya şimdi sen her şeyi boş ver de sen kendini gerçekten ne sanıyorsun arkadaşım? He? Ben seni birinci saatte de söylemiştim arkadaşım değilim. Sen kendini ne sanıyorsun tatlım değilim. Benim? Kürek nedir? Sen hangi okyanusu geçtin de hangi küreği eline aldın da neyden bahsediyorsun? Hangi arama motorundan akşamları arıyorsun bu sözleri de gelip bana söylüyorsun?
Bebişim sen anlamadın herhalde. Kürek olan ben değilim. Ben kaptanım. Sen küreksin. Sen benim denizimde boğul. O da teknede. Sen benim denizimde boğulma da. Hayatım bir tane deniz vardır. Herhalde bilmiyorsan sana şu anda coğrafya dersine girmek istemem. Sen burası benim denizimde boğulma. Yakındır haberin olsun. Ama arkada benim. Yanıma gelirsen anlatabilirim coğrafya. Yanlış şunu anladım ya bu yaptıklarından dolayı. Sadece beni rakip olarak görüyorsun kendine. Hayır. Ben olsam da beni görür. Hayır bak benim şey zoruma gidiyor. Bence senin de zoruna gitmeli. Asla. Kaç aydır buradasın Merve? Nesin? Diyorum ya bak. Göreceksin yakın zamanda ne olduğunu. Asla seni tekne de değil kız. Sandaldaki küreksin sen. Aa, sen var ya o sandalın. Sandaldaki küreksin. Sen o sandalın motoru bile olamazsın tatlım. Ben de aha. Merveciğim sandalda motor olmuyor zaten. Neyse ne tatlım hayatım. Benim. Neyse küreksin. Ne. Aa, ne oluyor Sevilay Hanım ya? Senin gelinin ne diyor ya? Ne diyor gelin? Neymiş? O burun kaptanıymış buranın da. Merve de küreğiymiş. Tamam. Anlamadınız mı bundan bir şey? Anlamadıysanız... Allah Allah. Bu ne havalar ya? Bu ne söylemiş. Ne güzel. Açıklayayım isterseniz. Açıkla bakalım anlayalım. Şimdi diyor ki... Ben diyor hep diyor son hızla... çeyrekleri alıyorum. Bileziğe doğru koşuyorum. Ama Merve kürekle anca zor yetişir bana diyor. Sevilay Hanım bence öyle demek istemiyor. Merve'ye kürek dedi. Farkında mısınız? Yani o onu kastetmedi orada. Ben öyle anladım bilmiyorum yok. Yani ne anladın? Sen ne anladın arkadaşım? Vallahi aynen ben de öyle anladım işte. Sen ne anladın? Ya ben de aynısını anladım. Ya bu zaten belli kürek mi demek istedi? Gelinli kayınlalı. Kürek deyince ne oluyor? Ne oluyor onu nasıl da açıklayın bari. Kaç gündür kartal bilmem ne. Tamam. Onları şey yerine koyuyor. Şimdi kürek bilmem gemi. Tamam kaptan. İşte kürek gibi. Ya bırak Allah aşkına ya. Burada kaptanlık yap. Hiç bilesi git başka yok. Yerde kaptanlık yap ya. Sevilay Hanım daha belli olmaz ama. Sevilay Hanım komik bir şey mi var da gülüyorsun? Kürek biraz komiğime gitti. Benim gelin de nereden bulur böyle şeyleri bilmem. Az önce zaten senin gelin dedi işte. Tamam işte. Sana çekmiş senin gelin işte. Bir kartal al veriyor. Euro tekerini değil mi? Sen mi başlarsın ben mi başlarım? Araya mı? Girmeyin sonra. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence gelinin yemeği lezzetliydi. Ama lezzetliydi ya da değildi bilmiyorum. Herkes lezzetsiz dedi. Yok yok Merve... Merve'nin tabağı her zaman parıl parıl çıkıyordu. Ben direkt o dedim Merve'ye. Ama bak lezzet... şimdi şöyle oluyor anneciğim. Sen normalde en olmamışa 5 veriyorsun ya. Ben bugün farklı bir taktik denemiştim kızlar. Evet, bir şey yaramadı ya. Demek ki. Yaramıyor. Normalde senin ona 5 vermen lazımdı. Merve herkesten bir aldın. Kadın da lezzet alamamış. O zaman doğru puanlama yaptın. Doğru lezzetli, puanlama. Lezzetli dediler bana. Ben herkesten biri aldım bu arada. Dediler. Ne güzel değil mi? Niye? Sevilay işte beğenmediler. Bir verdi. Evet. O zaman bana bir şey demeye şey yok. Hayır var. Sen lezzetsize puan veriyorsun. Senden 5 alacağım diye herkesten bir almayı göze almışım ben. Ya. Ya bırak Allah aşkına. Taşmalıkları bırak. Senden bir alma. Ya senden 5 almam lazım benim. Seni hiç dinlemiyorum ben. Gidip ya lezzet size geldi mi tabii lezzet diye veriyoruz. Başkasına geldi mi lezzetsiz. Ben de bunu verdim. Bunların algısı böyle. Türkan teyze. Sadece siz yapıyorsunuz başkası yapamıyor. Bekle. Ben şimdi sana mantığını anlatacağım. Biz yemeklerin tadına bakmıyoruz. Evet. Hangimizinki nasıl bilmiyoruz. Evet. Şimdi sen 3. kayınvalidesin. İlk gelen kayınvalide senin yaptığın yorum gibi yaptı. Hani olmamış dedi, büyük olmuş. Büyük doğramış evet, dedi. Evet. Çok fazla lezzet almadı Merve'nin tabağından. Benden lezzet aldı, Tuğba'dan lezzet aldı, düşük dedi. Sermine'den lezzet aldı. İkinci gelen kayınvalide, ikimizden evet. Lezzet aldı Tuğba ile benden. Merve'nin tabağını yine aynı yorumla büyük yaptı. Büyük dedi. Büyük dedi. Sen de mantıken dedin ki Merve böyle bir tabak çıkarmaz. Demek ki herkes bir verirken senin dediğin gibi düşünmüş. Benim gelinim büyük çıkarmaz. Kız da i̇lk sana kez, oynuyor. İlk kez ya. İlk kez öyle düşündü ya. Kız da sana oynadı işte. Burada herkes benim tabağımı beğendi. Sana geldim 3. Neden ben senden 5 alamıyorum ya? O beni alamazsın. Seviyor. Neden hep Miyase'ye çalışıyorsun? O ne veriyor? Ben daha fazlasını vereceğim. Valla demek ki onunku daha güzel gelmiş. Ben evet, daha fazlasını vereceğim. Söz aynı Merve bir tane... et yemeklerinde gerçekten bak sadece parıl parıl mervenik oluyordu. Hepsi bir içini çekmiş. Bir saniye ben nasıl duman. Ne kadar parlattığına bakayım ondan iyiler geldi. Maalesef. Evet iyisi de ben. Nasıl parlıyor? Ben kendimden bahsediyorum. Gözümü alamıyorum. Durun bir saniye. Çok parlıyor bu. Anne bu yağdan yüzüyor. Yağdan görün. Sen Merve, bunu parlak olarak bırak, mı algıladın? Arkadaşlar ben komple şuradaki yağ tabaklara döktüm. Pardon. Ama aşırı yağlı seninkisi. Gerçekten. Benim annem... işte ben buradaki yağ komple tabaklara döktüm. Ondandır o. Benim annem de yağlı dedi. Ben alıştım artık senden bir almaya. Hiç problem değil. Ben artık senin kafaya bile takmıyorum. Hiç sorun değil anne.
Ama kadın bir şey söyleyeyim mi? Lezzete göre vermiş demek. Miyase hadi bugün ona göre verdi. Dün niye göre, ondan önceki gün niye göre, ondan sana verdi. Ya keza sen kaç haftadır buradasın? Üç haftadır buradasın. Hafta. Üç haftadır kayınvalidem bir kez bana verdi. Bismillah yani. E olsun artık. Gidip ona versem lezzet size verdiniz. Dün lezzet size verdim. Ben kendi ağzıma lezzetli geleni veriyorum. Dün ben sana dedim ki gelinini buldun dedim. Burada alkışladım, sevindim. Ve sen dün bana 3 verdin. Dedim ki gelinine 5 ver, keşke bana 4 verseydin dedim. Kimse gelinini buldu diye ben laf etmem burada. Geçen yıl da etmedim, burada da etmedim. Sadece 4'leri bana tamam, verdin dedim. O zaman birinci tabağı ikinci tabağa göre daha beğenmiştin. Ona da puan vermen lazımdı otomatikman. Çok büyük geldi bana şöyle baktıktan. Ama vermen gerekiyordu. Sevgilerin doğramaları hepsi büyük geldi bana gözüme. Hayır, ikinci tabağı zaten 5 vermişti yorumlara göre. İstediğiniz kadar konuşun. Geçmiş olsun kayınvalidelerim ve gelinlerim. Haftanın tam ortası, günün kritiğini yapıyoruz. Son nokta yeni kayınvalidem Zemzem Sultan'da. Merve'cim sen de böyle bir sessizlik, bir sükunet. Evet ya. Çayımı içti, ben anlamadım. Ben neden anlamadım. Böyle oldun Merve sen? Ben gelince mi korktun? Yoksa hastalandı altın alamamaktan yataklara mı düştü anlamadım. Bir baksana. Hastalığa. Can yok. Evet. Neden böylesin? Hastayım. Yoksa ben geldim diye mi? Hani 12 yıllık bir gelin daha geldi bir ya. Bir şey söyleyeceğim. Hiçbirinizle en ufak bir alakası yok kızlar. Evet, burada bir şeyler kazanamamak insanı düşürüyor gerçekten enerji olarak. Bunda haklısınız. Ama sizinle alakalı değil. Kayınvalidemle alakalı öncelikle bu durum. Şaşırmadım. Sonrasında da ben gerçekten çok hastayım. İğnelerle ayakta duruyorum şu an. Eve gittiğimden bu yana gerçekten kötü günler çok geçirdim. Hafta sonunu inanılmaz kötüydüm. Ve dahası da var kızlar. Böyle kötü günlerde bir tek kim yoktu yanımda sizce? Kim? Türkan teyze. Türkan Tekin yoktu yanımda tabii ki de. Türkan Hanımcığım. Gelirken otobüste, hatta şöyle söyleyeyim kızlar size, bizim Bahtiyar ablamızı hepimiz biliyoruz. Bahtiyar ablayı aramış, Merve ile yan yana koltukları almayın bize demiş. Aa, ne yapıyorsun? Yemin ederim. Hastalık bulaşır bana da, Merve çok hasta, ben onunla birlikte hasta olmak istemiyorum diye farklı koltuklar aldırtmış kendine, biliyor musunuz? Sen şaka mı yapıyorsun Merve? Tabii ki yanında otursaydın. Oturmak istemiyormuş benimle. Kendine en arkadan yer aldırtmış kızlar. Keşke özellikle bana bu iki gün boyunca Allah razı olsun annemden. Annem baktı kızlar. Kendi annem. Kendi annem. Ne varsa kendi annemizde var kızlar. Allah razı olsun. İki gündür başımda, evimde yemeklerimi yaptı. Çocuklarıma baktı. Hatta annem bir de mesaj gönderdi kayınvalideme izlemek isterseniz eğer. Tabii ki izleyelim. Türkan teyzeye mi bizim? Evet, hepimiz. Yani Türkan teyzenize diyeyim. Türkan ablacığım, bu videoyu çekmeye kendimi mecbur hissettim. Çünkü duyunca çok hani moralim bozuldu. Kızım kötü gelin değil. Çünkü sana yıllardır katlandı. Sen iyi kayınvalide, o kötü gelin olarak gösteriyorsun. Lütfen yapma bunu. 18 yıldır sana katlandı. Buradan belli değil mi? Ben kızımı öyle saygısız, büyüklerine karşı gelecek, ondan sonra büyüklerini azarlayacak yetiştirmedim öyle. Bir de evini satılığa çıkarmışsın. Ne hakla ya? Ne hakla? Yemedi, içmedi, bir başını sokacak ev aldı. Onun da kızımın haberi yok ona. Satılığa çıkarmışsın. Ben duyunca moralim çok bozuldu. Merve kızmaz mı? Tabii ki kızar. Bir puanı bile beceremiyorsun ya. Son günlerde sürekli bir. Ne bu ya? Ondan sonra da Merve kızdı mı ağlamaya gidiyorsun zırı zırı. Ağlama yapma ablacığım ya. Kendini toparla biraz. Lütfen. Merve? Yani gördüğünüz üzere benim annem normal şartlarda çalışan bir bayan kızlar. İki gündür bana bakmak için iş yerinin izin aldı, biliyor musunuz? Merve bir dakika. Nutku tutuldu. Merve. Efendim anne. Ben hiç, gene neden böyle bir şeyler karıştırıyorsun? Bu hasta haline bile gittin, annenyi doldurdun da şeye çekip buraya mı getiriyorsun? Anne asla ben bir şeyler karıştırmıyorum. Annem gördüklerini sana yansıtmak, sana cevap göndermek istedi. Ben de buna mani olamazdım. İki gündür annem başımda, çocuklarıma bakıyor. Sen eve gittiğimizden beri bir kere benim kapımı çalmadın anne. Merve bakma, ben de burada yoruluyorum. Benim de bir evim var değil mi? Her gün senin başını beklemek zorunda değilim. Tabii anne, ben 40 derece ateşte yanarken... Hasta olabilirsin. Sen kendi evinde oturmakta haklısın anne. Otur evinde sen. Oturmaya devam et. Bana bakan bir annem var nasılsa. Ya anne ben her şeyi geçtim. Biz madem burada beraber yarışıyoruz, sen otobüste bile benle yerlerini ayırtmışsın. Oteli bile aramış da farklı odalar verin bize demişsin ya. Bak sesim çıkmıyor, farkında mısın? Merve,
Ben de bulaşıp hasta olmak istemiyorum kızım. Hiç kusura bakma da ayrı yerlerde oturacağım. Aa! Sağ ol anne, bundan sonra ayrı yerlerde oturalım. Altınları kazanınca da bölüşmeyiz anne. Aa! Oo. Allah hiç kusura bakma, ben burada emek veriyorsam bölüşülecek olan altın ben. Altın yok anneciğim sana bakma. Bundan sonra, oldu mu? Sana altın yok anneciğim. Hadi bakalım, hadi sen otur, hasta olma anne daha fazla. Aa yeter Derya Hanım ya, ben seni dinlemek istemiyorum kızlar. Ben size bir şey anlatacağım. Ben sizi rüyamda gördüm. Aa, beni mi? Hayır olsun. Evet. Nasıl gördünüz? Vallahi daha doğrusu Miyase'yi gördüm. Sen Miyase'yi mi? Miyase'yi gördüm. Bir anlat hele bakayım nasıl gördün. Miyase Deniz'le bizim eve gelmiş. Ben de yemek falan hazırladım. Yedik içtik. Bayağı ben de dedim hani Sevilay Hanım'ı niye getirmediniz falan dedim. O iftar dolayından doğru biraz alınmıştınız ya. Evet. Boş ver onu falan dedi. Ben de ondan sonra bir horoz hediye etti. O da dedi benim kayınlamın evine çok yakışır o dedi. Beni öptü. Keşke sen benim kayınvalidem olsaydın dedi. Öptü gitti beni. Aa, şimdi Türker Hanım siz bilinçaltı acaba Miyase'nin kayınvalidesi mi olmak istiyorsunuz? Nedir bu? Sen benim gelinimi nasıl rüyanda görürsün ya? Görebilirim canım, bu rüya bu. Hadi gördün, nasıl böyle yok sana sarılırmış da yok bilmem benim kayınvalidem olsanmış da beni kötülerlermiş de ne oluyor ya? Biraz önce gelinin gerçeğini gördük, şimdi de rüya mı oldu? Ama gelinin kötüledi, bana ne bağırıyorsun Derya Hanım? Rüyada yani, bunu, ya evet. Bir insan düşündüklerini rüyada görmez mi? Ay Sevilay Hanım pes yani. Şimdi kadının gördüğü rüyayı mı tartışıyorsunuz ya? Ya rüyalar nasıl olur bilinçaltı. Ya lütfen ya kadın. Öyledir. Bilinçaltı. Size mi soracak ne göreceğini rüyasında ya? Rüyamda da doğru Derya Hanım'a sorup öyle yatacağım. Sevilay Hanım'a sorup öyle yatacağım herhalde ben. Ya lütfen saçmalamayın artık ya. Yani sen şimdi ben rüyanı azıcık bir kafamda toparladım. Miyase'nin bana böyle küskünlüğü, kızgınlığını bana ima etmek istiyorsun. İkinci de beni sahura çağrılmadığımı tekrar bana hatırlatmaya çalışıyorsun. Merveciğim, bugün neden bu kadar sessizsin? O eski hırslı, bağıran çağıran Merve ne oldu? Ne değişti hayatınızda bir gecede? Tatlım ben şu an çok hastayım. Farkında mısınız? Konuşamıyorum. Evet, ateşim hasta. De var. Farkında mısın bilmiyorum. Ben pek hastalıkla alakası olduğunu düşünmüyorum. Neyin alakası var? Neden derseniz ben dün gece biraz düşündüm. Sen geceleri beni mi düşünüyorsun? Yok seni düşünmüyorum. Biraz kafama takıldı. Burada sen bana kritikte birkaç kelime söyledin. Onları düşündüm çünkü. Senin kayınvalidenle tartışma sebebini buldum. Para. Yok ya. Para arkadaşlar. Neden? Çünkü Merve karşı masasına benim gibi bir bayan geldi. Nasıl yani? Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bir bayan geldi Allah'ım. Galiba sen bazı şeylerden memnun değilsin. İşte benim elim, imkanım bu kadar falan diyorsun. Sen de haklısın. Herkes ister. Evet, herkes benim gibi olmayı. Senin gibi değil. Bir daha herkes ister benim gibi olmayı. Asla senin gibi olacağım, olmayayım daha şimdi iyi. Benim anlamadığım ne biliyor musunuz? Sen kendini Tuğba gibi asla olmayan. Yani baştan yaratmak mı istiyorsun? İmkanın yok diyorsun. Hayır, dün ne dedi? Siz farkında değil misiniz? Benim yaşlı gösterdiğimi iddia etti ya. Ben de sen neden bu kadar genç gösteriyorsun bir düşün demeye getirdim. Bir şey söyleyeyim mi? Hayır Tuğba. Bir dakika arkadaşlar. Merve'nin ana sorunu şu. Sen tavuk döner restorantına gidip suşi istiyorsun. Sen en başta kabullenmişsin. Kayınvalideni tanıyordun, eşini tanıyordun. Şimdi hayatında ne değişti de suşilere bakmaya başladın. Ben suşi bakmıyorum. Gelmez zaten. Şöyle bir gerçek var. Tabii sen bizim hayatımızın içerisinde olmadığın için kayınvalidemin üst seviyede imkanlara sahip olduğunu biliyorum. Ve o imkanları bizimle paylaşmadığı için ona kızıyorum. Sen bugün hızını alamamışsın ve yaptığın açıklamayla hem Miyase'yi hem de Tuğba'yı bir hayli kızdırmışsın. Bakalım ne demişsin? Merve bir şey soracağım. Sen gerçekten nasıl bir annesin?
Anneliğime laf edecek en son kişi bile değilsin bir sen. Bir dakika, sen şu an çocuklarını kullanarak burada işte çocuklarım için her şeyi yaptım şöyle böyle falan diyorsun. Annelik kutsal bir şeydir. Aynen öyle. Yani sen şu an bu olayı anneliği nasıl karıştırabiliyorsun? Bunu annelikten anlamayan siz mi söylüyorsunuz? Bir dakika, sen ne anlatmaya çalışıyorsun ya? Tatlım bunun bak. Bunun annelikle ne alakası var? Kötü yere çekmeye çalışma. Şöyle bir gerçek var. Heh. Anne olmayınca bu duyguyu anlayamazsın. Ya bunu sen, anlatmaya sen çalışıyorum. Sen anne olmuş mu? Olmuş. Sen çocuklarını kullanıyorsun çok burada. Ya sen ya şimdi bak, var ya. Merve. Merve aranıyorsun bak, ama aranmanı sana vermem. Sinir kaslarım çok yükseliyor. Sakin kalmaya çalışıyorum. İnşallah. Sadece sana tavsiyem. Diyorum ki şöyle bir otur. Bir şapkanı önüne al, bir düşün. Tamam. Anladın mı? Bir derin derin nefes al. Sonunun kötü gideceği şeylere kayınvalideni atarlanıp da burada Merve, yok. Ben kayınvaliden değilim. Ben bu programda bugüne kadar çocukla ilgili bir şey konuşmadım şu güne kadar. Ve benim çocuğumun olmadığını da yakın çevrem biliyor. Sen de bunu biliyorsun, arkada biz seninle konuşuyoruz. Bilmiyorum. Senin bu yaptığın bel altı. Velev ki benim çocuğum oluyor. Sen şimdi bunu söyledin. Ben açıklamıyorum çocuğumun olmadığını. Şimdi buna ne cevap vereceksin? Seviyesini gösteriyor. Önce seviyeden bahsetmeyelim tatlım. Hiç saygı çerçevesini bozmayalım. Sadece birbirimizi anlamaya çalışalım. Belki de öyle demek istememiştir. Çünkü en baştaki konuşmayı zaten kim başlattı? Fark etmişsinizdir, Miyase başlattı. Miyase direkt benim anneliğimden vurdu. Ne ben de ona karşılık verdim. Böyle mi ki anne oluyorsun? Böyle mi? Annelik böyle mi? Olay bir saniye bana sordu. Bir şey söyledin. Bütün bu olayları dedi işte çocuklarım için yapıyor şöyle böyle. Ben dedim ki çocuklarını kullanarak niye böyle bir şey yapıyorsun? Sen nasıl annesin dedim. Yani anne bu olaylarda istiyorsan bunları yaptım çocuklarım için diğer defasında nasıl öne çıkıyorsun tamam dedim. Yani bu söylediğine karşılık senin söylediğin biraz ağır değil mi? Hayır, onlar benim üstüme geldi. Onlar üstüne gelince ben de çift taraflıya tek taraflı bir savunma yaptım. Ben ne yapabilirim? Neden gittim? Gelişimini tamamla öyle gel dedi bana. Evet. Benim rahatsızlığımın ne olduğunu biliyor. Ki beni geçen sezondan da biliyorsunuz ben konuşmam. Bu konu ne zaman açılsa derim ki Nursel Hanım bana sormayın. Sevmiyorum. Bu benim bir problemim, rahatsızlığım olabilir ve Merve bunu biliyor. Asla biz bilmiyordum. Ya bir şey söyleyeyim, bilmiyorum. Zaten 50 tane şov çeviriyorsunuz, doğruyu söylemiyorsunuz. Asla bilmiyordum. Doğruyu söylemediğin de belli. Çünkü hiç konuşmadık. Evet. Biz bile aramızda hani çok konuşmadık. Evet, sevmiyorum konuşulmasını. Ha, ben evet, Merve bilmeyebilir. Bana yani o yok, kadar hassas olduğunu bilmeyebilir. Arkada konuştuk. Hayır. Dedim ki hani çocuğun var mı? Dedim ki böyle böyle bir problemim var, detaya girmedim. Problemim olduğu için dedim, olmuyor Merve dedim. Allah ne zaman hayırlısıysa o zaman verir dedim. Konuyu kapattık. Biz bile açmıyoruz burada hiç mevzuyu. Bel altı vurması benim hoşuma gitmedi. Yine dedim Merve'ye, ben o masadan program olduğu için geri döndüm. Geri dönmezdim. Hani bu kadar sakin kalmak. Hiç hoş değil zaten. Değil. Yani o kadar çok hani istediği için çocuk yapmayan ya da istediği halde anne olamayan çok fazla kadın var. Tuğba aynı, sen de öyle, çocuk istemiyorsun. Ve aslında insanların sürekli sana bunu empoze etmesinden de çok rahatsız evet olan birisin. Sen de öyle. Haklısınız yani bu konuda. Hayır, belki ben istemiyorum diyorum. Belki olmuyor. Belki böyle kapatıyorum. Evet. İçimdeki acıyı. Bizi de ilgilendirmiyor yani. Benim anneliğime laf ederlerse ben de ederim. Ne anneler var çocuklarına sahip çıkan. Ama ben o annelerden değilim tatlım. Ama sen de burada üç lafından biri benim çocuklarım, ben çocuk... Sen çocukların için gelebilirsin. Benim çocuklarım ben ne? Ben ne zaman yaptım bu hareketi? Öyleyse ben de şey yapayım, iki tane çocuk alayım yanıma, ben de çocuklarım için geldim. O hareketi ben ne zaman yaptım tam olarak? Hayır, yani çok fazla çocuklarım için, çocuklarım için diyorsun, buradayım onu diyorsun, demek istiyorsun. Evet, tek yaşama sebebim çocuklarım, tekrar söylüyorum. Olabilir demek istiyorsan. Benim de olmak zorunda değil. Olmayabilir arkadaşım. Sen benim anneliğimden kalkar konuşursan ben de sizin olmadığınız annelikten konuşurum. Ben onun hakkında konuşmam, sen de onun ikiniz. Ben sana o kadar ağır bir bakın, ikramda da bakın siz de bir annesiniz. Ya, sen bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Yani çocuğunuz olmadığı için benim duygularımı anlamazsınız, empati kuramazsınız. Gelişimini tamamla geldin ne demek o zaman? Yanlış bir kelime yani kullandı yani o tamam evet i̇lk orası yanlış bir kelime kadın. Ama bir dakika ilk yani baştaki kelimesi Merve'nin aslında kötü değildi. Orada sizi bir hararet oluşturunca herhalde Merve iyice ağzından ne çıktığını annelikten hiç duymadım. Anlamayacak olan sen mi bana yorum yapıyorsun? Bu ne demek? Belki kötü niyetle veya iyi niyetle. Asla söylemedim. Ne olursa olsun, hangi niyetle olursa olsun bir kadına ve Türkiye'de bir sürü çocuğu olmayan evet kadın var. Çok isteyip de olmayan biliyorum var.
böyle bir laf kullanamazsın. Hele bakın, de benim gelinime asla. Sevilay teyze, az buçuk ben beni senin... burada tanıdınız. Evet, ben o yüzden çok kırıldım. Az buçuk yani. Tanıdınız ya, ben bunu asla art niyetle söylemem. Gelinin o kadar ama üstüme geldi ki... yanlış mı anladı? Gelinin o kadar üstüme geldi ki ama ben gelişimini o... gelişimini tamamla izin vermiyorsun Sevilay teyze. Anne, gelişimini tamamla dedikten sonra gittim zaten, izlediniz burada. O kadar üstüme geldi ki artık beni anneliğimden vurunca... Kayınvaliden yanlış bir ortaya çıktı. Herhalde saldıracak yere. Hadi izin ver artık arkadaşım. Gelişimini tamamla da gel derken hani bir anne ol da gel. Kadın anne olana kadar gerçekten kadın gözüyle bir kadın olamıyor. Yani. Yok, kadınlık olarak değil. Gelişimini tamamlaması, hangi annelik duygusunu tadıp gelmesinden bahsettim. Ne? Annelik duygusunu belki tadıp gelmeyecek. Allah izin. Allah korusun. İnşallah tadar. O kadar kutsal bir duygu ki inşallah tadarsınız. Ya bir şey söyleyeyim mi? Anne, ben kendimi anne olarak görüyorum. Bir sürü hayvanım var benim. De var. Hepsine de annelik yapıyorum. Ben yani o duyguyu tattım. Ben onlara kıyamıyorum, onları düşünüyorum. Programdayım. Her arada eşimi arıyorum, mamalarını verdim. Şimdi siz bile çok hassassınız böyle, yani bu konuyla ilgili dokunsam muhtemelen evet, herkese böyle davranırsınız. Senin çocuğun var Merve. Hı hı. Senin çocuğun olan biri olarak Merve'nin söylediğinden ne anlıyorsun? Biz ya mi yanlış anladık? Yok, siz yanlış anlamadınız. Merve bence orada yanlış kelimeler seçip evet, kullandı. Kelimeyi bulamadım. Kesinlikle doğru bir kelime değil. Ben Merve'nin tarafında değilim o konuda. Ben de değilim. Yani orada hani anlayamazsınız beni dese belki onlar biraz daha hani anlayışlı olabilirdi o konuda. Hani çünkü ben gerçekten anneyim. Evet, anlamam. Siz hani empati kuramazsınız dese belki onlar belki hassas noktalarına dokunmazdı ama o kelimeyi kullanması biraz gerçekten ağır oldu. Şimdi bak, böyle duydun, onlar alınmış. Bak, tarafsız olarak o da diyor ki yok öyle demek istememiştir. Fazla olmuş. Evet. Ben de diyorum sana fazla olmuş. Özür mü dilesen? Yani özür demeyeyim de şöyle bir şey söyleyeceğim kızlar. Siz geldiğimden beri hep anneliğimde hani çocuklarımı konuştuğum için bana kızıyorsunuz ya. Bu kadar çocuk sevgisi dolu bir insanken ben sizin annelik duygusunu tatmanızı nasıl istemem? Ya bir dakika, sen ne anlatsın? Soruyorum. Bir saniye Tuba. Bana o değil. Müsaade edebilir misin? Tabii tabii. Şu güne kadar çocuğunu konuştun diye ağzımdan bir kelime çıkmadı benim. İşte bak, geçeceksin. Bu kadar... Hayır, bir dakika Merve, konuştun, sıra bende. Bunu bir geçeceksin. Ben öyle bir cümle kullanmadım. Onu da geçeceksin. Sen burada herkesin önünde özür de dilesen bazı şeylerin geri dönüşü yok. Özür dilemem bundan zaten. Bundan sonra ben sana selam dahi vermem. Yani o senin bileceğin bitti iş arkadaşım. Evet. Ama inşallah bir gün o duyguyu sen tadarsın. Yok. İnşallah tadarsınız. Bakın kızlar, ikinize de söylüyorum. Allah nasip ederse tadın. Allah nasip etsin inşallah. Rabbim bilemez, gönlüne göre versin. Ben hep söylüyorum bunu. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Değer bilecek insanlara evlat versin ayrıca. Ki eminim sizler de güzel anneler olursunuz. Anlayın. Ama ben yanlış bir kelime söylemiş olabilirim. Yani, ben bunu bu şekilde aksetmek istememiştim. Yani pişman mısın öyle o cümleyi? Yani o an o refleksle çıktı. Pişmanım tabii ki, o şekilde asla söylemek evet, istemem. Bunu biliyorsunuz yani. Pişman oldu, yani pişman olduğuna inanıyorum ben Merve'nin. Evet. Hani arkadaş olun olmayın, birbirinizi sevin, öyle bir şey dayatmaya çalışmıyorum ama siz de bazen o hırsa kapılabiliyorsunuz ve o hırsla karşı tarafı acıtmak için ağızdan kelimeler çıkabiliyor. Ama onlar da benim anneliğimi konuştu yani, ben de ne yapayım yani. Çok anneliğini konuşmamış. Yani hayır ya. Sen de o konuda çok hassassın. Hani evet, onlara çok, çok tutunduğun hassasın için sen de sanki sana saldırıyormuşlar gibi hissediyorsun. Evet. Aslında çok da öyle olmamış. Yani seninki birazcık daha ağır olmuş. Sen beni dinle. Yanlış bir kelime seçmişim. Şimdi burada bizim yanımıza yapma ama düşün. Bence arkada gönüllerini al. Ya ben kimsenin kalbini kırmak istemem. Tamam, sen bu konuyu düşün benim için. Ya Merve, bir şey soracağım. Sen gerçekten nasıl bir annesin? Anneliğime laf edecek en son kişi bile değilsin bir sen. Bir dakika, sen şu an çocuklarını kullanarak burada işte çocuklarım için her şeyi yaptım, şöyle böyle falan diyorsun. Annelik kutsal bir şeydir. Aynen öyle. Yani sen şu an bu olayı anneliği nasıl karıştırabiliyorsun? Bunu annelikten anlamayan siz mi söylüyorsunuz? Aa, yani. Anneliğin ağasını bilmeyen siz mi söylüyorsunuz? Senin kalbine öyle bir kasvet çökmüş ki, öyle bir hasetlenmişsin ki. Asla haset değil olarak bak. İnşallah o duygu kadarsın. İnşallah. Sinir kaslayım çok yükseliyor, sakin kalmaya çalışıyorum. İnşallah. Sadece sana tavsiyem. Diyorum ki şöyle bir otur, bir şapkanı önüne al, bir düşün. Tamam. Anladın mı? Bir derin derin nefes al. Sonunun kötü gideceği şeylere kayınvalidene atarlanıp da burada Merve, yok. Ben kayınvaliden değilim. Ya gerçekten. Ağlam duvara çarparsın. Asla anne, kimseyi üzmek değil amacım ama doğruyu söyledim. Bu duyguyu tatmayan bilemez. Bilemez. Türk
Türkan Hanım ne demek istiyor sizin kız gelininiz? Kendine sorun. Merve'nin olayını niçin büyütüyorsunuz? Anne değilsiniz, empati kuramıyorsunuz. Yani çocuğu olanın duygularıyla olmayanın duyguları farklıdır anlamına getirdi orada. Ne için kötü yoğurdunuz? Çakma kayınvalide dediniz ya. Ay zaten ya. Herkes aynı şeyi konuşuyor. Ya Merve en azından empati kuramazsınız da yani. İşte kuramıyorlar. Bir dakika ben konuşacağım. Velev ki benim çocuğum olmuyor. Sen şimdi bunu söyledin. Ben açıklamıyorum çocuğumun olmadığını. Şimdi buna ne cevap vereceksin? Ne? Benim çocuğum olmuyor. Asla ben bunu bundan dolayı söylemedim. Çok iyi biliyordun ama hayır, şu an konuyu saptırıyorsun. Bir dakika. Sen hadi Tuğba'nın olmadığını bilmiyorsun. Tuğba yeni geldi. Bunu saptırıyorsun. Biz bunu arkada konuştuk. Sen benim çocuğumun olmadığını biliyorsun. Bilmiyorum. Ve ben bu programı... Bilmiyorum tatlım. Bir dakika ya. Bilinçli olarak çocuğunuzun olmadığını biliyorum. Bu hayır. Ben bu programda bugüne kadar çocukla ilgili bir şey konuşmadım şu güne kadar. Ve benim çocuğumun olmadığını da yakın çevrem biliyor. Sen de bunu biliyorsun, arkada biz seninle konuşuyoruz. Bilmiyorum. Senin bu yaptığın bel altı. Asla evet, bilmiyorum. Program çerçevesindeyiz. Ben oraya kadar gelip geri döndüysem programdayız diye. Ya gerçekten dün ben size kızdım ama kızmamam gerektiğini düşündüm. Yani bana göre kayınvalidenin anlamı... gelinlerin arkasından atıp tutan, dedikodu yapan, sürekli polemiğe girip çatışma halinde olan kişiye kayınvalide deniliyor. Yani ben de lütfen bekler misiniz lafımın bitmesini? Bekleyemeyeceğim çünkü aşırı saçmaladınız. Ben de kayınvalide evet diyelim çakmayı kabul ettim. Çünkü sizin gibi o terime girmek istemiyorum. Sen var ya bir fırın dolusu ekmek de yesen sen kayınvalide... Olamazsın. Hem olamazsın hem de ne olduğunu bilmiyorsun. Hangi sözlükte yazıyor bu kayınvalidenin anlamı? Derya. Benim düşüncelerim. Ya ben gerçekten dayanamıyorum. Gönül Hanım kankanız neler diyor ya? Sen de bir kayınvalidesin. Ben nasıl burada, orada ben, onay verirmiş gibi oturuyorsun. Vermiyorum. Niye susuyorsun? Ama siz konuşuyorsunuz yani hak vermedim. Baksana, öyle bir şey olmaz yani. Fırbır eden birine kayınvalide diyormuş gelinin arkasından. Hayır saçma o katiyen. Ama Gönül Hanımcığım şunu söyleyebilirsiniz. İstisnalar kaydı bozmaz siz. Gelininizin arkasından atıp tutmuyorsunuz. Tamam ama onu şimdi... Ama o terim yok. Türkan Hanım'la Sivriye Hanım ama için geçerli. Hayır siz genel olarak kayınvalidenin tanıtımını deryaca evet, yaptınız. Evet yapıyorum. Lafınızı ne bildiğinizi konuşun. Ne söylediğinizi... Evet hayır. Bilerek konuşuyorum. Siz buradan çıktıktan sonra o Türkiye'deki tüm kadınlar bile... Çok tepki alacaksınız kayınvalidelerden evet, bir kere. Doğrusu. Nasıl çıkıp da ortalıkta yürüyeceksiniz? Ay inan şöyle topuklu ayakkabılarımı giyip salına salına çıkıp yürüyeceğim ya. Ben çok eminim konuştuğum kelimelerden. Nasıl bir kadın tipi ben aldım. Şimdi burada kaynana olmadığı siz de bir kadınsınız ya. Bir evet, ve kayınvalide oğlunuz var ya. Evet var 3 tane oğlum yarın var. Yarın bir gün gerçekten ama bir ben olacak. Gelinlerime... Sizin davrandığınız tarzda davranmam. Ben gelinlerimin yüzüne söylerim söyleyeceğimi. Her şey karşılık bizde söylüyoruz. Biz de yüzüne söylüyoruz. Ya lütfen. Seyirciler önünde resmen şov yapıyorsunuz burada. Camlara vurarak, kendinizi yırtarak, bağırarak. Ben çok...